İki gün sonra evleniyorsunuz yani. Peki nasıl yetiştireceksiniz o kadar işi, işlemi, bilmem neyi? Abi işte tam o noktada senden destek rica edeceğim belki. Yani bu organizasyon firmalarıyla falan sen görüşebilir misin? İki hastalığını vesaire işte ne gerekiyorsa. Abi iyi bir program yapmamız lazım onun için. Yani mekan, fotoğrafçı falan onların hepsini ayarlamak. Abi tam da düğün sezonu ya. Bak her işin ayrı garip biliyorsun değil mi? Her işin ayrı garip yani. Ya bütün bunlara gerek var mı? Sonuçta bu kağıt üstünde bir evlilik. Evet ya. Alt tarafı imza atacağız yani. Bu kadar büyütmenin anlamı yok. Abi sen mi söylüyorsun bunu Allah aşkına? Arkadaşlar etik kurulu ikna etmemiz gerekiyorsa sizin gerçekten evlendiğiniz o zaman her şeyin usulüne uygun yapılmış olması gerekiyor. Ya bu adamlar sizden belge ister, fotoğraf ister, kanıt ister, bir şey ister, babam ister yani. Olur mu öyle şey ya? Şöyle verdim. Teşekkür ederim. Ha bu arada Neva, bak tamam bu adam benim en yakın arkadaşım. Ama aynı zamanda dünyanın en huysuz, en nemut adamlarından da bir tanesi. Sen bilir misin bununla evlenmek istediğini? Vallahi başka bir çarem yok Berk Bey. Söz verdim bir kere. Müsaadenizle. Ben mutfağa döneyim. Dedim şefi yeterince kızdırdım. Kolay gelsin. Sen iyice düşündün mü bu evlilik olayını? Bana bu adımlar çok hızlı atılıyormuş gibi geliyor. Oğlum saçmalama, geç bile kaldık ya. Nikah. Ece Hanım değil mi ya şu? Sen nereden tanıştın Ece? Dedim ya geçen gün Emir ile geldiler buraya. Sizin şirkette çalışıyormuş galiba. Sen niye bu kadar gerildin, stres oldun? Hayırdır? Kim bu kız? Oğlum Ece işte. Hangi Ece? Ece. Senin Amerika'daki Ece mi? Evet. Şaka yapıyorsun abi. Ne işi var bu kızın burada o zaman? Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Ben istediğin dosyaları getirdim. Bir de gelmişken belki güzel bir yemek yerim dedim. Tabii beni kovmazsın. O ne demek ya? Olur mu Yaşık? Gel geçirmiş ol. Bu akşam sana istemediğin hiçbir soruyu sormayacağım, söz veriyorum. Sadece böyle eski günlerdeki gibi keyifli bir yemek yiyelim istedim, dostça. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Gerçekten hala mı? Ben vereyim menüyü geri. Tercihi sana bırakıyorum. Ya bugüne kadar beni hiç yanıltmadın. Öyle mi? Tamam. Şey yapalım o zaman. Neva geçen gün bana bir deniz mahsulü risotto yapmıştı. İki tane yapsın o zaman. Tamamdır abi. Afiyet olsun. Sağ ol. Alp Bey, iki deniz mahsullü risotto var. Özellikle Neva'dan istedi. Halis, sen sosa bakar mısın? Ben de risottoya geçeyim. Alp Bey'in misafiri var bu gece. Çok zarif, çok güzel bir kadın. Belli ki de önemli birisi. Aman ha, hizmette kusur olmasın, tamam mı? Tamam. İlgilenirim ben.
Amerika'daki bağlantınla görüşebildin mi? Evet evet. Toplantıdan sonra telefonla konuştum. Merkezle görüşüp bana geri dönüş yapacaklar. Onların merkezi neredeydi? Colorado. Biz bir hafta sonu Colorado'ya gitmiştik değil mi? Evet. Şey ben yanlış mı hatırlıyorum bu arada? Sen zehirlenmiştin falan bir... Bayağı bir gece hastanede kalmıştık galiba. Evet çünkü sen tadım yapacağız diye bizi korkunç bir restorana götürmüştün. Ece söz vermiştim bunları konuşmayacaktık ama. Peki. Konuşmuyorsun. Gel. Buyurun. Neva sen niye servise çıktın? Misafiriniz olduğunu duyunca kendim getirmek istedim. Belki bir sorunuz olur. Alp'in bahsettiği şef sizsiniz o zaman. Çok lezzetli. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu sizin özel tarifiniz mi? Yani Alp özellikle sizden istedi de. Sayılır. Klasik reçeteye biraz tarçın ve safran da ekliyorum ben. Sen tarçın sevmezsin ki. Tamam Neva. Eşlik ettiğin için teşekkür ederiz. Sen mutfağa dönebilirsin. Peki Alp Bey. Afiyet olsun. Teşekkürler. Yemeğiniz hazır efendim. İsterseniz geçebilirsiniz. Evet. Zamanında geldin. Biz de yemeğe geçiyorduk. Hadi. Ben yorgunum biraz. Erken yatacağım. Size afiyet olsun. Şunun afra tafrasını görüyorsun değil mi? Haksız mı? Bak canım. O mesele iş yerinde kaldı. Ama senin oğlun iş hayatıyla aile hayatını birbirine karıştırıyor. Hmm. Sen karıştırmamayı başarabiliyor musun peki? Ne demek bu? Bak, ben ikinizin arasında kalmaktan çok yoruldum. Evet, Emir büyük bir hata yaptı. Ama sen de daha onu ilk hatasında silip atmaya hazırsın. Yaptığı hatayı telafi etmesine bile izin vermiyorsun. Hayır. Ben ona bir şans verdim. Bunu defalarca konuştuk. Belli ki bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Eğer böyle devam edersen oğlunu kaybedeceksin. Benim iştahım kaçtı. Sana afiyet olsun. Bilgiler, dosyalar senin için yeterliyse saat biraz geç oldu. Ben kalkayım artık. Hani tamam kusura bakma dalmışım. Yok önemli değil. Şunları da tamam. Bırakayım sana. Ya dosyalar için teşekkür ederim. Ben kalanlarını artık evde incelerim. Ben de bu güzel yemek için teşekkür ederim. Yani çok uzun zamandır bu kadar keyifli vakit geçirmemiştim. Bir de seninle sohbet etmeyi çok özlemişim. Ben de.